Arkadaşlar iyi akşamlar. Ömer iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Evet, teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Umarım haftanız iyi geçmiştir. Merhaba Süleyman, sağ olasın Levent olsun. Evet, haftada bir de olsa görüşüyoruz. Geçen hafta burada kaldık. Merhaba Serkan, sağ olasın. Dizileri tanıttık. Merhaba Bengü, İsa, sağ olun. İyi akşamlar. Serkan merhaba. Dizileri tanıttık geçen hafta. Zaten söyledik. Matematikte bir konuyu matematikçiler buldukları zaman toplama yapabilir miyiz? Çarpma yapabilir miyiz? Bölme yapabilir miyiz? Skalayla çarpabilir miyiz? Onu ilerletiyorlar. Biz de bunu ilerlettik mesela. Ne yaptık? İki tane diziyi toplayabilir miyiz? Evet. Bu ne demek bu arkadaşlar? Karşılıklı elemanlarını toplayacağız bak. Karşılıklı. A1 ile B1'i, A2 ile B2'yi, A3 ile B3'ü, A4 ile B4'ü toplayacağız. Yine çıkarma işlemini evet. Bak bu dizi, bu dizi. İki diziden yeni bir dizi elde ediyorum. Çıkarma dizisi. AN'den BN'i çıkarıyorum. Yani A1'den B1'i, A2'den B2'yi, A3'ü B'yi. Karşılıklı olarak. Genel terimlerini bildiğim için bu daha da kolay. AN ile BN'i çarpmak demek, genel terimlerini çarpmak demek. Bölmek demek, genel terimlerini bölmek demek şu. O zaman şuraya bir hem hatırlayalım. Beyaz tahtaya geçelim, bir hatırlayalım. Diyelim şöyle bir şey alalım. AN eşittir 3N olsun. BN dizisi de eşittir ne olsun? 4N olsun. Sorumuz şu olsun mesela AN artı BN nedir? Geçen haftayı buradan hatırlayalım. İstersen bak A1 B1 yani 3 ile 4'ü topladım 7. Sonra A2 6 olur da 8 olur topladım 14. Ama gerek yok 3N artı 4N sağ olsun Oğuzhan Ömer yazdı eşittir 7N. O zaman ne yaptım arkadaşlar? Bak yeni bir dizi oluştu. Bu dizinin adı ne? CM. İşte bu CM dizisi neymiş? İki dizinin toplamıymış. Bak şimdi ne oldu? Direkt yazıyorum. Burada halbuki toplayacaktım bak. En yerine 1 yazarsak 7, 2 yazarsak 14, 3 yazarsak 21, 4 yazarsak 23 diye devam ediyor. Demek ki bu dizi toplam dizisi 7'ymiş, 14'müş, 21'miş, sonra 20 kaçmış? 3 olursa 21, 4 olursa 28'miş. Devam edip gidiyor. 7'nin katları evet. 7'nin katları şekilde. Arkadaşlar daha önce söyledim bak. Aksi söylenmediği müddetçe diziler birden başlar 2, 3, 4 diye devam edip gider. Aksi söylenmediği müddetçe. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yine dizi birden başlar. Mesela n eşittir. 1, 2 dizi birden başlasın gitsin. Ama AN'leri şöyle seçeyim. 2N seçeyim mesela. AN tam yazamadım. A 2N olsun. Ve bu diziyi ne olarak seçelim? Mesela 5N olarak seçelim. Bak burada indis değişti arkadaşlar. N yerine 1 yazarsanız bak böyle bir soru sorabilirim. Bak A2 olur. N yerine 2 yazarsanız A2 kaç oldu? 10 oldu. N yerine 1 yazarsak kaç oldu? 2 oldu. 2 yazarsak 4. Bak çift çift gidiyor. A4, A6 değil mi? 2 yazdık, 1 yazdık pardon şurası 5 oldu. 5 oldu. Sonra 10 gitti. 3 yazdık 15 diye gitti. Böyle devam edip gidiyor. Bak ne oldu? Burası 2, 4, 6, 8 diye devam edip gidiyor. Yani her zaman dizinin elemanı A1'den başlamaz. A5'ten başlar, A8'den başlar. Ama asla A-1'den başlamaz. A0'dan başlamaz. Tamam mı? Demek ki dizinin elemanları en erken A1'den başlar. Ama isterseniz 2'den başlatın, 3'den başlatın. Bu size bağlı tamam. Bir tane daha yazalım mesela. Diyelim ki AN eşittir ne olsun? 1 bölü N olsun diyelim. 1 bölü N. Mesela bunu 3 ile çarpalım. 3 çarpı AN ne olur? Bu ne demek? Dizinin bütün elemanlarını çarpacağız. Evet. 3N olur. Doğru. Ömer şey olsa çarpıyorum işte 3 bölü N olur.
Yani bunun elemanları 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3 diye gidiyordu. 3 ile çarparsan 3, 3 bölü 2 de böyle devam edip gider. Devam edip gider. Demek ki sabit bir sayıyla dizinin elemanlarını çarpmak demek genel terimini, değil mi? Genel terimini sayıyla çarpmak demek. Bölme nasıydı? Yine aynı şekilde bölüyorduk. Burayı hatırlattıktan sonra şeyimize dönelim. Ekranımıza. Şimdi arkadaşlar dizilerde işlemleri verdik. Dizilerin yakınsaklığı. Daha önce geçen dönem şeyde görmüştük bu. Limitti değil mi? Limit bir yakınsamaydı. Burada da bak. Dizinin yakınsaklığı şu. Eğer bir dizinin limitini aldığımız zaman sonuç sayı çıkıyorsa dizi oraya yakınsar. Sonuç artı eksi sonsuz çıkıyorsa dizi yakınsamaz. Yakınsak olmayan bir dizi ıraksaktır. Bir dizi yakınsaksa yani AN dizisi arkadaşlar. AN dizisi A'ya yakınsıyorsa böyle gösterilir bak. Şöyle bir şey gördüğünüz zaman AN A'ya yakınsıyor anlayacağız ve bu eşdeğer bak. Şununla şu aynı bak. Limiti şuradaki limiti böyle de gösterebiliriz. Bu ne demek? Bu da yakınsama bak. Bu şu demek. N sonsuza giderken AN'ler A'ya gidiyor demek. Yakınsıyor. Burada da yine AN dizisi A'ya yakınsıyor. Tamam arkadaşlar? Demek ki yakınsak olması için bir dizinin ne olması lazım? Mutlaka bir sayıya doğru yaklaşması lazım. Evet sayıya. İşte o da A'dır. Eğer burası artı eksi sonsuz çıksaydı yakınsama olmayacaktı. Arkadaşlar fonksiyonlarda limit, sağ limit, sol limit vardı. 3'e yaklaşırdı. 5'e, 10'a, 100'e, sonsuza. Ama dizilerde limit çok kolay. Bir tanedir bak. Sadece artı sonsuza yaklaşırız. Bak şurası başka bir şey olmaz arkadaşlar bak. Eğer elinizde dizi varsa burası sadece sonsuza gider. Neden? Çünkü ben 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyorum. Başka bir şey yok bak. Birden başlıyorum. Nereye doğru gidiyorum? Sonsuza doğru. Eksi sonsuza doğru hiç gidemem zaten. Ama 1 ile 2 arasında sayılar olmadığı için, 3 ile 4 arasında sayılar olmadığı için onlara yakınsayamam ben. O zaman birden başlıyorum. Nereye doğru gidiyorum? Sonsuza doğru gidiyorum. Bir tane limit var bak. Şey var. Limit o da sonsuza doğru gitme. Burada dizinin şeyini vermişiz. Yakınsamayı. Burayı geçelim. Şu tanımı bilin arkadaşlar. Tanımların metnini bilin bak. Sadece metnini bilin. Teoremlerin sadece metnini bilin. Bak limiti sıfır olan dizilere sıfır dizisi denir arkadaşlar. Bir dizinin limitini aldım. Eğer sonuç sıfır çıkıyorsa ne diyorum o? Sıfır dizisidir. Tamam mı? Eğer sonuç sıfır çıkıyorsa sıfır dizisidir diyorum. Bir dizinin arkadaşlar yakınsak olup olmadığını bıraksaklığı şu Serkan. Sonuç artı eksi sonsuz çıkarsa şurası var. Burası sayıysa yakınsak. Burası artı eksi sonsuz çıkarsa ıraksaktır. Çok kolay bak. İki tane şeyi de ıraksak. Burası artı sonsuzda çıksa ıraksak, eksi sonsuzda. Bunun dışında ne çıkarsa çıksın yakınsaktır. Ve oraya yakınsak. Tamam mı? Arkadaşlar demek ki bir dizinin limitini aldım. Eğer sıfırsa ona sıfır dizisi diyoruz. Eksi sonsuzda ıraksak evet. Artı sonsuzda ıraksak. Ama sayıysa yani bunun dışında ne olursa olsun yakınsaktır. Bunun dışında zaten sayı olur. Artı eksi sonsuzun dışındaki her şey sayıdır. Artı eksi sonsuz nedir arkadaşlar? Semboldür. Arkadaşlar bir dizinin yakınsak olup olmadığını limit alarak anlarız. Aynı zamanda şunu da bakarız bak. Eğer AE'nin A'ya yakın sayıp yakınsamadığını ölçmek istiyorsak aralarındaki farkı alırız, limitine bakarız. Eğer sıfırsa o zaman deriz ki yakınsaktır. Tamam mı? Örneklerimiz verelim bak. İşte AN dizisini 1 bölü N dizisi olarak aldım. Yakınsama nedir arkadaşlar? Bak arkadaşlar bu yakınsak evet. Şimdi Ömer bildi. Şimdi yakınsama şu arkadaşlar. N'ler sonsuza gidecek. Bakalım gidiyorum bak. Sıfıra gidiyor evet. Teşekkür ederim Serkan Süleyman İsa. Bak şimdi arkadaşlar indis bak. Bunlar indis de hatırlayın bak. 1, 2, 3 ne yapıyor? Artarak nereye doğru gidiyor? İndisler sonsuza doğru gidiyor. İndisler var. Tamam mı? İndisler yani tanım kümemiz 1, 2, 3, 4 sonsuza gidiyor. Acaba değer kümemiz burası 0 olursa 0 dizisi zaten Serkan. 0'a gittiği için bu 0 dizisi. Şimdi arkadaşlar bak en yerine 1 yazdım. 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 100. Bak, indisler sonsuza giderken
değer kümesi dediğimiz nereye gidiyormuş? Sıfıra yaklaşıyor bak. Hiçbir zaman sıfır olmuyor. Sıfıra çok 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 yaklaşıyor. E peki ne diyeceğiz o zaman buna? Limit en sonsuza giderken 1 bölü n nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Limit en sonsuza giderken. Buradan o sonuç çıkıyor bak. Limit en sonsuza giderken 1 bölü n sıfırdır. Burayla biraz oynayalım arkadaşlar bak. Burayı 2 yapsak ne olur? 1'i 2 yapsam. Fark etmez. Yine sıfıra gider. Arkadaşlar yine sıfıra gider bak. 2 yapalım. 2 değil mi? 2 bölü 1 2. Sonra 2 bölü 2 1. Bak buradan başladı bu kez de. Sonra 2 bölü 3 2 bölü 4 2 bölü 5 bir şey değişmez. 2 bölü 11 yine sıfıra gider. Evet. Paydası değişken olduğu için bu sabit. Bunu çekip götürür. Payı 100 olsa ne olurdu? Mesela böyle bir soru soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi yakınsaktır? Aşağıdakilerden hangisi sıfıra yakınsak gibi. N bölü gibi 2 olsaydı Bengü sonsuza giderdi o zaman. N bölü 2. N sonsuza gittiği için tanım kümesi de yine sonsuza gider. Tamam mı? Onu örnek vereceğim Bengü. Şimdi arkadaşlar demek ki burası 100 de olsa 10 bin de olsa bak arkadaşlar büyütüyorum bak. Birin yerine bir katrilyon da olsa kesinlikle bu sıfıra gider. Peki ne farkı var? 1 bölü n'de diyelim ki biraz şey gider. Hızlı gider ama 100 bölü n olursa biraz yavaşlar, biraz öteden başlar. Yani burası 1 bölü n ise arkadaşlar Ankara'ya Kırıkkale'den gelirsiniz. Burası 3 bölü n ise Yozgat'tan gelirsiniz. 100 bölü n ise Erzurum'dan gelirsiniz. 10 bin ise Kars'tan gelirsiniz. Bu kadar, başka bir şey değişmiyor. Yine kesinlikle Ankara'ya gelir bu. Tamam mı? Demek ki payı sabit olsun da ne olursa olsun kesinlikle sayı bölü n nereye gider? Sonsuza gider. Biraz da oynuyorum burayla arkadaşlar bak. Evet. Biraz da uzatırız Selim. Evet o kadar. Başka bir şey yok. Sadece süreden fark eder. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar burayı bak sabit tuttum. Burası 2n olsa mesela ne olur? 1 bölü 2 üzeri n. 2n. 1 bölü 2n. Yine sıfıra gider. Daha hızlı gider evet. Bak paydası küçüldüğü için daha hızlı gider. Burası 3n olsa biraz daha hızlı gider. 4n olsa biraz daha hızlı gider. 100n olsa bak. Arkadaşlar 1 bölü 100n bak nereden başlıyor bak. Ta Ankara'nın yakından başlıyor. Bak 1 bölü 100n bak. 1 bölü 100'den başlar. Halbuki bu 1'den başlıyordu. 1 bölü 200 olur. 1 bölü 300 olur. Ne yapmış? Daha da yakından gelmiş olur. Paydayı büyüttükçe. Evet. Pay değişmiyor arkadaşlar. Pay 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun mutlaka yakınsa. Demek ki arkadaşlar buradan şu sonuç çıkarıyoruz bak. 1 bölü n dizisini asla unutmayın. 1 bölü n dizisi dizi olarak sıfıra yakınsa. 2 bölü n sıfıra yakınsa. 3 bölü n sıfıra yakınsa. Eksi 1 bölü n sıfıra yakınsa. Eksi 5 bölü n sıfıra yakınsa. Eksi 100 bölü n sıfıra yakınsa. Tekrar dönüyorum arkadaşlar bak. 1 bölü 2 n sıfıra yakınsa. 1 bölü 3 n sıfıra yakınsa. Yani bunun bütün versiyonları sıfıra yakınsa. 100 bölü 100n sıfıra yakınsa hepsi Ömer hepsi öyle evet sıfıra yakınsa mesela 1 bölü n kare ne olur var almış mıyız n küp almışım bak 1 bölü n küp buna bakalım şimdi arkadaşlar 1 bölü n küp var sıfıra gittiği çok açık gözüküyor zaten bak 1'den başladım 1 bölü 8 oldu 1 bölü 27 oldu 1 bölü 216 oldu daha çabuk gidiyor bak n küp olduğu için daha hızlı gidiyor. Sonra ne yapıyor? 1 bölü bak burası ne oldu? 10 milyon 10 milyon burayı bak okuyamıyorum bile katılıyor. 1 bölü şu sayı çok küçük bir sayı. Yani 0,12 tane 0 bir tane 1 düşünün. Çok çok küçük sıfıra çok yakın yani 0 olarak alabilirsiniz. Demek ki paydadaki en kuvveti arttıkça ne olur arkadaşlar? Daha hızlı bir şekilde sıfıra yakınsa. Yani şurayı düşünün. En üzeri 100 olduğunu düşünün bak arkadaşlar. N üzeri 100 olduğunu düşünün. Bak şuradası ne olur biliyor musun? 100 üzeri 100 olur. İnanılmaz bir sayı. İnanılmaz bir sayı olur. O da daha yüzde olur. Tamam mı arkadaşlar? 1 bölü n, 1 bölü n küp, 1 bölü n kare, sayı bölü n kare ne yapıyor? Çok hızlı bir şekilde, evet İknur, çok hızlı bir şekilde nereye yakınsıyor arkadaşlar? Sıfıra yakınsıyor. Şimdi n kareye bakalım. Arkadaşlar bak bura hiç değişmiyor bak. 1, 2, 3, 4, 5 veya 2, 4, 6, 8 diye. Burası hep sonsuza gidiyor bak. Her zaman aynı.
1 2 3 4 diye de gidebilir. 2 4 6 8 diye de gidebilir. 3 6 9 diye de devam edip gidebilir. Burası her şey. Şimdi bakalım en yerine 1 verdim. 1 oldu, 2 verdim, 4 oldu, 3 verdim, 9 oldu, 4 verdim, 16 oldu bak. Burası sonsuza gidiyor. Burası da bak büyüyor bak. Büyüdü, 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 büyüdü. Nereye gidiyor? Sonsuza gidiyor. Hızlı mı gidiyor? Fena değil hızı. Peki burası en küp olsa ne olurdu arkadaşlar? En küp olsaydı daha hızlı giderdi. Daha hızlı bir şekilde sonsuza giderdi. Burası en üzeri 10 olsaydı çok daha hızlı bir şekilde giderdi. Burası en üzeri 100 olsaydı çok daha hızlı bir şekilde giderdi. Arkadaşlar bak bunları aklınızda tutun. Bu dersten 2-3 tane belki 4 tane soru yakalayacaksınız. 1 bölü n sıfıra yakınsa, 1 bölü n küp sıfıra yakınsa, 3 bölü n küp sıfıra yakınsa, 3 bölü n üzeri 100 sıfıra yakınsa, n kare artı sonsuza gider. N küp artı sonsuza gider hızlı bir şekilde. N üzeri 4. Böyle bir soru gelecek. Aşağıdakilerden hangisi yakınsak değildir? Aşağıdakilerden hangisi sıfıra yakınsak gibi. Peki arkadaşlar, şuraya eksi alsaydın, şunun başına eksi koysaydın, şuraya. Nereye giderdi o zaman? Şurada eksi olsaydı. Eksi n kare bak. N, eksi n'in karesi değil. Eksi sonsuz olur değil mi bak? Eksi n kare olsaydı eksi 1, eksi 4, eksi 9, eksi 16, eksi 10.000 diye devam edip gidecekti. Eksi sonsuza gidecekti. Demek ki n kare, eksi n kare hepsi nereye gidiyor? Artı eksi sonsuza gidiyor. Bu kadar. N küp hiç unutmuyoruz arkadaşlar. N küp bak. Bunlar versiyonu. 1 bölü n'in versiyonları var arkadaşlar. 1 bölü 2n, 1 bölü 3n, 1 bölü n kare, 1 bölü n küp hepsi sıfıra yakınsa n karenin versiyonları var. Arkadaşlar n karenin versiyonu n üzeri 4, n küp, n üzeri 5 hepsi artı eksi sonsuza gider. Peki buraya 3 yazsaydın mesela 3n kare olsaydı 3n kare yine artı sonsuza gider. Bundan daha hızlı gider. Mesela 100n kare alsam ne olurdu? 100n kare. 100 n kare olsaydı bak 100 sonra 2'nin karesi de 400, 900, 1600 daha hızlı gidiyor değil mi? 100 n kare. Burada 1000 olsa daha da hızlı. 1000, 4000, 9000, 16000 ne yapardı? Daha hızlı bir şekilde yine nereye giderdi? Artı sonsuza giderdi. Anlaştık mı arkadaşlar? 1 bölü n'i asla unutmuyorsunuz. Bak sıfıra gittiğini, onun bütün versiyonlarının sıfıra gittiğini, n karenin, n kare de çok özel. Sonsuza gittiğini, bütün versiyonların sonsuza gittiğini ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz limit alalım. Limit çok kolay burada bak. Limit çok çok kolay. Başlayalım bak. Limit yakınsama limitti zaten. Bir tane limit olur bak. X nereye gider arkadaşlar? Artı sonsuza başka yok. Artı sonsuza giderken az önce gördük 4 bölü n nereye gidiyordu arkadaşlar? Sıfıra gidiyordu. 4, 40 bölü n sıfıra gidiyordu. 400 bölü n sıfıra gidiyordu. Bunu gördük. Bundan sonraki versiyonlarına bakalım. Peki şu nereye gider arkadaşlar? Limit n. Eğer önüne işaret koymazsak sonsuzdur o. Mesela 1 bölü 3 üzeri n nereye gider arkadaşlar? Bu da çok daha hızlı bir şekilde bak. Üstel fonksiyon olduğu için bak bu da normalde 1 bölü n'in versiyonu çok daha hızlı bir şekilde gider. Mesela burası 10 olsa 3 üzeri 10 düşünün. Çok büyük bir sayı 1 bölü 3 üzeri 10 çok küçük bir sayı. Bu da sıfıra gider. Tamam mı arkadaşlar? Bu da 1 bölü n'e benziyor. Bu da sıfıra gider. Mesela şu neye benziyor? Limit n sonsuza giderken mesela 3 üzeri n olsaydı bu hangisine benziyor? Bu hangisinin akrabası? Bu da n karenin akrabası. Çok hızlı bir şekilde nereye gider bu arkadaşlar? Artı sonsuza gider. Bu da n karenin akrabalarından ama çok hızlı. Bu daha hızlı bir şekilde sonsuza gidiyor. Bunu da hiç unutmayın. Buradan kesinlikle soru var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Pay ve payda
Polinomsa çok basit kurallar var, onu vereceğim. Nasıl sıfıra bölünseydi Serkan? Sıfır bölü sıfır mı? Öyle olsaydı evet. Şurada mı? Serkan, bunda mı? Şurada mı? 1, 2, 3 Serkan hangisi? Ortadaki bu. Burada bölünme yok. 1 bölü 3 seri en zaten. Sıfıra bölünseydi 1 bölü 0 gibi ama burada gelmez. Burası hep artı sonsuz olduğu için. Tamam, burası olmaz. Evet, ama bir bakayım öyle bir örnek ayarlar mıyız? Payda öyle yapabilir miyiz? En arkadaşlar, en sonsuza gidiyor. Şu birinci kuralımız bu arkadaşlar. N kare artı 1 bölü 3n kare artı 4. Bunun limiti nedir sizce? Her zaman sayı vererek göremezsiniz arkadaşlar. Mesela bunu sayı vererek görmeniz zor. Peki ne yapacağız o zaman? Pratik kurallarımız var. Pay ve payda polinomsa, dereceleri eşitse, en yüksek dereceleri bak. En yüksek dereceleri eşitse kat sayıların oranı limittir. Birinci kuralımız bu bak. Birinci kuralımız bu arkadaşlar. Dereceleri eşitse, en yüksek dereceleri ama eşitse baş kat sayılarını alıyorum 1 bölü 3 limittir. Öbür türlü sayı vererek bunu görmeniz çok zordu bak. Bir daha örnek vereyim buraya. Demek ki dereceleri eşitse arkadaşlar bir tane daha alalım. 3n küp 3 üzeri n 4 olsun. Eksi n artı 1 olsun. Burası da n üzeri 4 artı 2n. Bak başka şeyler de var terimler. Burada n'ler de var ama beni ilgilendirmiyor. En yükseği 4 4. O zaman ne oldu? Eşittir. 3 bölü 1 yani eşittir 3'tür. Tamam mı arkadaşlar? 3 bölü 1, 3. Demek ki dereceler eşitse ne yapıyorum? Kaç sayılar olarak? Banko soru bak. Banko soru. İkinci durum var arkadaşlar. İkinci durumumuz ne? İkinci durumumuz şu. Payın derecesi faydanın derecesinden büyük olsun. Evet. Payın derecesi faydanın derecesinden büyük olsun mesela. N üzeri 4 artı 1 bölü 5 N üzeri 4 burası ne olsun? 5 olsun mesela. Artı 2 olsun. Faydanın derecesi payın derecesinden büyük arkadaşlar. 0. Faydanın derecesi payın derecesinden büyükse 0. Az öncekini arkadaşlar, az öncekine bir şey söyleyeceğim. Az öncekine bir örnek vereceğim. Şuradaki var ya. Normalde silme şeyi nerede bunu bulabilir miyiz? Başka bir sayfa yapayım ama bununla ilgili örnek yapıyorum bak. Limit en sonsuza giderken mesela n küp artı 1 bölü 4n n küp 4n küp artı 2. Kaçtı bu? 1 bölü 4'tü değil mi? Bak bu şuradan geliyor arkadaşlar. Orijinali şu. Orijinali şu. En sonsuza giderken orijinali 1 bölü 4. En küp parantezini alıyorum bunu bak. En küp parantezini aldım. 1 artı 1 bölü en küp. Burayı da en küp parantezini alayım. 4 artı 2 bölü en küp. Şimdi arkadaşlar bak. Bunlar hiçbir zaman sıfır olmaz. Çünkü en sıfırdan başlamıyor. E burası neydi buranın limiti? Unutmayın demiştim. Sıfır. Buranın limiti ne arkadaşlar? Sıfır. Burada sıfır, burada. Ne kaldı? 1 ile 4 kaldı. Yani 1 bölü 4. Demek ki pratik kural olarak biz bunu 1 bölü 4 veriyoruz ama hangisine Serkan? Onda da uygularız. Evet evet. Onda da aynı. Şunda da mesela burada da sıfır dedik ya. Burada da n üzeri 4 parantezini alıyoruz. Limit diyeyim. N sonsuz zaten. Burada da n üzeri 4 parantezini alıyorum. Burada 3 kalır. Burada 1 bölü n üzeri 4 kalır.
Burada en üzeri 4 parantezini alayım. Burası 5n olur. Artı 2 bölü n olur burası. Şimdi karar verelim bak. Bunlar gitti. Burası 0, burası 0. Ne kaldı? 3 bölü 5n. 3 bölü 5n neydi hatırlayın? 0'dı. Değil mi? Evet. 3 bölü 5n böyle bir şey. Tamam arkadaşlar. İspatı bu, evet. Orijinali bu. Demek ki paydanın derecesi paydan daha büyükse ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Üçüncü durumumuz var. Üçüncü durumumuz da şu. Payın derecesi daha büyük olsun. N sonsuza giderken burası 7 n kare artı n artı 1 olsun. Burası da n artı 1 olsun. Payın derecesi paydan derecesinden büyük. Sonsuz. Ya artı sonsuzdur ya eksi sonsuz. Kaç sayısına bakacaksınız? Artı sonsuz. Eğer şurası eksi olsaydı arkadaşlar bak. Şurası eksi olsaydı eksi sonsuz olurdu. Yine aynı şekilde n parantezini alıp sadeleştiriyoruz. Burada 7n kalıyor, o da nereye gidiyor arkadaşlar? Artı sonsuza gidiyor. Eğer şey yaptıysanız da küçük değiştiriyorum. Buraya eksi olsaydı şuraya da eksi koyacaktık. İstersen bunun da orijinalini vereyim. Sonra birkaç örnek verelim. Orijinali yine şuydu. N parantezini alıyorum. Burada eksi 7n kalır. Artı burada ne kalır mesela? 1 kalır. Çarptığım zaman n olsun. Burada ne kalır? 1 bölü n kalır. Bunu da n parantezine alıyorum. Burada ne kalır? 1 artı 1 bölü n kalır. Bunlar gitti. Burası 0. Burası 0. Burada ne kaldı arkadaşlar? Şu bir yanlış yapmadık değil mi? Ha yok. Burası ne oldu? N parantezini aldık. 1 doğru. O zaman ne kaldı burada? Eksi 7n artı 1 bölü 1. Bu nereye gider? Eksi sonsuza gider değil mi? Eksi 7n bunu tutup eksi sonsuza çeker götürür. Bir şöyle düşünün bakalım. Yok, 7n altta değil. Altta olsaydı sıfıra giderdi. Serkan. 7n üstte. Yani şu kaldı sonuçta. Diyelim ki eksi 7n bölü 1 gibi bir şey kaldı. Bir de şurada artı 1 var. Tamam mı? N sonsuza giderken bu da sonsuza gider zaten. Evet. Direkt sıfır diyeceğiz. Direkt şey diyeceğiz. Yok, direkt eksi sonsuz diyeceğiz buna. Gördük. Payın derecesi paydan derecesinden büyükse ya artı sonsuzdur ya eksi sonsuzdur. Neye bakacağız? Kat sayısına. Büyük olanın kat sayısına bakıyorum. Mesela direkt bir tane yazalım. Limit n sonsuza giderken n eksi 5 n küp bölü n kare artı 1. Nedir bunun limiti? Eksi sonsuz. Nereden biliyorum? N küp, burası da n kare. N küpün önüne bakıyorum. Eksi var. Eksiyi koydum. Payın derecesi daha büyük olduğu için. Evet. İşareti koyuyorum. Evet. Yani büyük olanın işaretini alıyorum arkadaşlar. Ama büyük olanın işaretini alıp yoruma devam ediyorum. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bu sadece böyle değil mesela. Şurada ne olurdu? Hadi bir örnek daha vereyim. Buna ne diyorsunuz? Artı sonsuz bak. Bir eksi burada var, bir eksi de burada var. Sonuç ne çıkacak? Artı sonsuz çıkacak. Yani kat sayılarının hangisini bununla bunun kat sayılarını oranlıyorum. Eksi eksi ise artı, artı eksi ise eksi. Tamam mı arkadaşlar? Buradan soru geleceğini söyledik. Buralara dikkat ediyoruz. Notlarımda buradan bolca soru var diye hatırlıyorum. Yeniden yükledim geçenki şeyleri. Oradan lütfen alın. Tamam mı arkadaşlar? Biraz daha idman yapalım mesela. Arkadaşlar demek ki 3 durum verdim. Bir daha tekrarlıyorum. Eğer verilen dizinin payı ve paydası polinomsa, ama bak sadece polinomsa. Bir, derecelerine bakıyoruz. Eğer eşitse
baş katsayılarını oranlıyoruz. Eğer faydanın derecesi daha büyükse limit sıfırdır. Hiç düşünmeden sıfır yazıyoruz. Eğer payın derecesi faydadan daha büyükse ya artı sonsuzdur ya da eksi sonsuzdur. Katsayılarını oranlayıp görüyoruz. Ama şöyle bir durum olur mesela. Bunda o kurallar geçmez arkadaşlar. Az önce yazdıklarım burada geçerli değil. Neden? Çünkü payda polinom değil. Pay polinom ama payda polinom değil. Burada ne yapacağız? N bölü 2 üzeri n. Sıfır mı? Evet. Oğuzhan, Ali hepsi ilk nur doğru. Tolga, Ömer, ilk nur. Neden arkadaşlar bak sayı verirseniz bak. Buraya 1 verdin. Bura 1 oldu. Burası 2 oldu. 2 verdim. 2 oldu. 4 oldu. Bura 3 oldu. Bura 8 oldu. Bura 4 oldu. Burası 16 oldu. Payda daha hızlı büyüyor. Dolayısıyla ne yapar? Tutar bunu sıfıra doğru götürür. Tamam mı arkadaşlar? Bak, çok açık. Güzel bir örnek. Tuttu sıfıra doğru. Evet. Alt daha hızlı gidiyor. Bak. Bir tane daha örnek vereyim. Buna ne diyorsunuz? Sonsuza gider. Neden? Burası 3 olduğu zaman burası 1 oluyor. 9 olduğu zaman 2 oluyor. 27 olduğu zaman 3 oluyor. Hızlı gidiyor. Kaç sayılara baktım? Artı sonsuza gider. Arkadaşlar. Kaç sayılar önemli? Mesela bu artı sonsuza gitti. Şöyle olsaydı mesela eksi 3 üzeri n bölü n olsaydı, burası aynısı olsaydı, bu nereye giderdi? Burası n arkadaşlar. Bu nereye gider? Bu da eksi sonsuza gider. Değil mi? Bir eksi, burası artı. Burada da eksi olsaydı yine artı sonsuza giderdi. Kat sayılarına bakıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Kat sayılarına bu mu? Süleyman şöyle bak. Sayı verelim bak Süleyman. Tamam birlikte yapalım. 1 verdim 1, burası 2 oldu. 2 verdim burası 2, burası 4. 3 verdim burası 3, burası 8. 4 verdim burası 4, burası kaç? 16. 5 verdim burası 5, burası 32. Burası daha hızlı bir şekilde ne yapıyor? Sıfıra doğru gidiyor. Yani bu aradaki fark büyüyor ve ne yapıyor? Bunu sıfıra çekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Veya şöyle düşün bak, burada iki tane dizi düşün. Birisi bu, birisi de 1 bölü 2 üzeri n. Bu sıfıra gidiyor. Bu hızlı bir şekilde bunu sıfıra doğru götürür. Tamam mı Süleyman? Değer vererek bulduk yani. Yoksa elimizde bir formül yok. Bunu veren bir formül yok. Tamam mı? Evet. Sonra göreceğiz bazı şeyleri. Yakınsak mı değil mi? Mesela şu anda buna karar veremeyiz. Mesela gerçi şey olarak görebiliriz ama mesela 3 üzeri n ile 4 üzeri n olsa ne dersiniz? Mantık şu, evet, hızlıca payda, pay mı hızlı gidiyor payda mı arkadaşlar? Mantık şu, Serkan doğru söylüyor. Pay mı hızlı gidiyor payda mı, ona bakıyoruz bak. Buraya bakın bak, hangisi hızlı gidiyor? Pay mı hızlı gidiyor payda mı? Payda, o zaman nereye gider bu? Sıfıra gitmez mi? Sıfıra gider. Peki şöyle olsaydı, buna ne diyorsunuz? Hangisi hızlı gidiyor? 4 üzeri n daha hızlı. O zaman ya artı sonsuza gider ya eksi sonsuza. Kat sayılarına baktım. Her ikisi de artı olduğu için artı sonsuza gider. Böyle çok soru soracağım arkadaşlar. Tamam buradan. Bunları iyi belleyin. Çok kolay bir şekilde. Bak şöyle arkadaşlar. Lisede de var. Lise 1'de. Problemi basitleştirme diye bir şey var. Çok nefis bir yöntem bak. Problem basitleştirme. Bak şimdi bu problemi basitleştiriyorum bak. Diyelim ki şuradan göremedik bak. Problemi basitleştiriyorum şimdi. Problemi şöyle basitleştiriyorum. Limit n sonsuza giderken 4 üzeri n 2 üzeri n. Bak problemi basitleştirdim. Nereye gider bu sizce?
450 en hızlı değil mi? Daha artı sonsuza bak. Problemi nasıl basitleştirdim? Şöyle bak. Bunu 4 yazayım. Bunu da 2 yazayım. Üstleri aynı olduğu için ne oldu? En oldu. Ne oldu peki burası? 2 üzeri en. 2 üzeri en nereye gider? Sonsuza gider. Buradan da gözüküyor zaten. Problemi bak. Çok güzel bir örnek bak. Problemi basitleştirme. Aynı mantık. 3 yerine 2 aldım. Bir şey değişmedi ama problem basitleşti. 2 üzeri n oldu. 2 üzeri n nereye gider arkadaşlar? Limit durumunda artı sonsuza doğru gider. Tamam mı arkadaşlar? Buradan bolca soru soruyoruz. Şey mi? Burayı mı diyorsun? Evet evet burada da alabilirdik yine. Burada oranlardık. Şey Ömer doğru söylüyor. Burada da yapabiliriz. 0.75 aldınız değil mi? Evet. 3 bölü 4. Üzerleri aynı olduğu için. Evet. Şöyle bir şey olur muydu mesela? Limit. N sonsuza giderken 3 üzeri N 2 üzeri 3 N olsa nasıl olur? Yeni aklıma geldi mesela. Buna ne diyorsunuz? Sıfıra gider. Nereden anladınız? Şuradan anladım arkadaşlar. Sayı vererek de bulabiliriz ama şuradan daha rahat görülüyor bak. Limit N sonsuza giderken 3 üzeri N bu aslında şu değer. Değer vererek. Muhammed değer vererek ama 3, 2 üzeri 3 N şu demek arkadaşlar. 2 üzeri 3 N demek. Bak ne yaptım? Üstlerini eşitledim. Dolayısıyla burası neye döndü? Limit 3 üzeri N 8 üzeri N değil mi? 8 üzeri N. Dolayısıyla 8 üzeri N daha hızlı bir şekilde sıfıra gittiği için sıfır oldu. Çok güzel bir örnek oldu bu. Evet. 3 bölü 8'in n'inci kuvveti değil mi? O da ne yapıyor? Çekip sıfıra doğru götürüyor. Zaten göreceğiz bunu. Seriye geçtiğimizde geometrik seri diye. Peki ne fark ettiniz? Şurada yazdığım sayı az önce yazdım ya. Mesela şurada yazdığım sayı birden büyükse sonsuza gider. Bir de olsa sonsuza gider. Buraya yazdığım sayı küçükse mesela 3 bölü 4 burası bak. 3 bölü 4 birden küçük olduğu için sıfıra gider. Birden büyük olduğu zaman da sonsuza gider. Artı veya eksi sonsuza gider. Değil mi? O da öyle bir güzel bir kural. Geometrik seride göreceğiz onu. Ha şurayı yanlış mı söyledim? 1 olduğu zaman 1 üzeri n olur yok sabit olur. Özür dilerim. Şurayı yanlış söyledim. Oğuzhan teşekkür ederim. Burası 1 olduğu zaman değil mi? Burası 1 olduğu zaman 1 üzeri n olur. O da bütün kuvvetleri 1 olacağı için ne olur? O zaman yakınsak olur. 1'e yakınsamış olur. O zaman 1'den büyükse bıraksak, 1'den küçükse yakınsak, 1 ise ne? 1 ise de yine yakınsak. Dizi olarak yakınsak. Ben bir şey yaptım seri olarak. Seri olsaydı eğer bıraksaydı 1 olduğu zaman. Çünkü sonsuz tane 1'i toplayacaktık. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Sanırım tamam gibi burası. Şimdi notlarıma döneyim tekrar. Burayı geçelim arkadaşlar. Teorik kısım. Burada teorik kısım. İsteyen bakabilir. Sonsuzluğu anlattım burada. Yine burayı da anlattım. Şurayı çok iyi bilin arkadaşlar bak. Metin olarak AN dizisi yakınsaksa limiti bir tanedir. Bu her zaman fonksiyonlarda da böyleydi. Yakınsak bir dizi tek bir yere yakınsar. Değil mi? Eğer bir dizi yakınsaksa bir yere yakınsar. İki yere yakınsayamaz. Birden fazla yere yakınsayamaz. Teoremlerin metinlerini mutlaka bilin. Modüllü soru soruyorum. Ya üç tane şey veriyorum. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur veya kaç tanesi doğrudur gibi. Tamam mı arkadaşlar? Bunları soruyorum. Demek ki AN dizisi yakınsak ise limiti bir tanedir. Bunu aklımızda tutacağız. İspatı da burada. İspatını yaptık. İspatı çok şey değil sizin için. Burada da şu var arkadaşlar. Burayı bitirip zaten dersimiz de bitecek. AN dizisinin bütün terimleri sabit ise bu diziye ne diyoruz? Sabit dizi diyoruz. Değil mi? AN dizisinin bütün terimleri sabit ise bu diziye sabit dizi diyoruz.
Peki sabit dizi yakınsak mıdır her zaman? Evet. Sabit dizi her zaman yakınsaktır. Az önce bizim yanıldığımız Oğuzhan hatırlattığı bir sabit dizi olduğu için her zaman yakınsaktır. Nereye yakınsak? Sabit olduğu değer. Sabit değer neyse ona yakınsak. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki sabit dizi her zaman yakınsaktır. Bir de artan azalan diziler var. Onu da şurada biraz bahsedeyim. Arkadaşlar sabit diziye bir örnek verelim. Mesela AN eşittir 3. Bu ne demek? Açık olarak yazarsak 3 3 değil mi? Genel terimi 3 devam edip gidiyor. Peki nereye yakınsıyor bu? 3'e yakınsıyor. Nasıl göstereceğiz? Limit n sonsuza giderken burası zaten sabitti, 3'tü. O zaman kendisidir. 3'e yakınsar. Tamam mı arkadaşlar? 3, 5, 7 mesela şey olsaydı limit n sonsuza giderken eksi kök 2. Ne diyorsunuz buna? Nereye yakınsar bu? Kendisine yakınsar değil mi? Eksi kök 2'ye yakınsar. Demek ki sabit dizi kendisine yakınsıyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Artan dizi, azalan dizi. Daha önce de görmüştük. Artan fonksiyon, azalan fonksiyon. Hatırlayın. Şimdi de dizilerde aynı terim var. Mesela bir dizi şöyle gitse. 2, 4, 6, 8, 10. Ve devam edip gidiyor. Ne diyorsunuz bu diziye? 2N dizisi mi bu? Şunu da yazalım ki dizi olsun tam. Ne diyorsunuz buna? Artan değil mi? Artarak gidiyor. Hiç durmuyor bak. Hiçbir yerde durmuyorsa kesin olarak artan. Monoton artan. Her zaman artan. Aynı zamanda aritmetik dizi. İkişer artarak gidiyor. Değil mi? İkişer artarak gidiyor. Arkadaşlar yine 3, 4, 5, 6, genel terimi nedir bunun? N'dir. Devam edip gidiyor. N nereden başlamış? 3'ten başlamış. Bu da artan bir dizi. Artarak gidiyor bak. Hiç durmuyor da bak. 3, 4, 5 hep artıyor. Bu ilk terim bundan sonraki bundan fazla. Bundan sonraki bundan fazla. Bundan sonraki bundan fazla. Eğer bir dizi artan dizidir diyorsa arkadaşlar kesinlikle eşit terim bile olmaz. Her zaman ardışık olan iki tane şey terim birbirinden farklıdır. Eşit olmaz. Demek ki artansa eşit olmaz. Peki eşit olursa ne olur? 2, 2, 3, 4, 5. Buna ne diyorsunuz? Bu azalmaya. Evet, artmıyor. Çünkü şura bozuyor artmayı bak. Şurası monoton artan değil en azından. Tamam, monoton artan değil. Yani kesin artan değil. Ama bu dizi için kesin bir şey söyleyeceksek bu dizi azalmıyor. Kesinlikle bu dizi azalmıyor. Tamam mı? Ama şurası bozuyor. Bu eşit terimler bozuluyor. Artandır diyemeyiz. Monoton artan değil. Tamam mı? Bu kitaplarda biraz karışık. Yani ikisini ayırt etmek için şuna monoton diyoruz. Bu burada artan diyor. Deniyor ama bu. Ama bence bu çok doğru değil. Bu artan ama bu ne? Azalmayan. Kesinlikle ne yapıyoruz? Bunun azalmadığından genel terimi verilmemiş ama şurada verilebilir. Mesela ilk üç terimi hariç bazen diziler şeyle de verilebilir. Birkaç terimi ayrı tutup tamam mı? A1 şöyle, B1 şöyle. Evet. Genel terimi şuradan itibaren var Serkan ama şurası yok. Evet. Bu bir dizi. Evet. Tamam mı? Evet. Nereye gidiyor? Artarak art sonsuza doğru gidiyor. Bir tane şöyle olabilirdi. Mesela 1 1 bölü 3, 1 bölü 5. Bunun da genel terimi bulunabilir. Böyle devam edip gidiyor. Buna ne diyeceğiz? Yok karışmasın bak. Artan, azalmayan, artmayan. Bu mesela kesinlikle azalar. Öyle gözüküyor. Genel terimini de yazabiliriz buraya. Ama şurada ilk 3 terimden gördüğümüz azalar. Eşit terim olsaydı ne diyecektik? Mesela 1, 1, 1, 1 bölü 3, 1 bölü 5. Ne diyecektik buna?
Azaldığın artmayan evet. Artmayan olduğundan eminiz. Ama diğerleri bilmiyoruz bak. Artmayan olduğundan eminiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Haftaya burada kaldığımız yerden devam ederiz. Yine örnekler veririz. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Haftaya görüşürüz. Var mı yapacak edecek bir şey? Ben teşekkür ederim Süleyman. Sağ olun. Hepinize İsa, Süleyman, Mehmet, Oğuzhan, Ramazan. Çok sağ olun arkadaşlar beni dinlediğiniz için. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam mı? İyi akşamlar İbrahim, Selvet, Ali, Muhammed. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar.